Herkese merhaba arkadaşlar 6 Kasım Cuma İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de İstanbul'un altılısı olacak ki birinci altılı birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de başlayacak. Ben yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam koşacak ki gündüz programı programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Dediğim gibi gündüz Bursa koşacak. Akşam İstanbul var. İstanbul'un birinci altınısı arkadaşlar. Birinci koşuyla beraber saat 5 çeyrek geçe başlamış olacak. Satış 2 koşu koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çim yarışında izleyeceğiz. 7 tane safkanın bir araya geldiği bu koşu için. Ben özellikle güzel bir present bir perfect yavrusu olduğunu düşündüm. 1 numaralı Valor'un henüz kalitesini gösterebilmiş bir safkan olmadığını düşünüyorum. Bu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Samet Rokuş'la beraber start alacak olan bu safkandan etkili güzel bir koşu. Hatta günün kazanan safkanı olmasını bekliyorum. 1 numaralı Valor yarış içinde takip edeceğimiz safkan olacak muhakkak iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Bu safkanın rakibi noktasında 3 numaralı Dimaria'nın yine kuponlarda şans verilme noktasında değerlendirecek safkan olmalı Hışman Çizik idaresinde ve 4 numaralı Soloft'un X yine yine Mert Kökab Aslan idaresinde önemli bir Vatikan yavrusu olan safkanında yine gerçek gücünü göstereceğini düşündüğüm bir koşu olacak. Bu üç safkan bende bir tık önde arkadaşlar 1, 3 ve 4 numaralı safkanlardan etkili güzel bir koşu gelecektir ama günün ilk ayağı dediğim gibi hem daha kalitesini ortaya koyamamış, performansı kısıtlı safkanlar olduğu için herhangi bir sürpriz gelme şansı var. Bütçemiz dahilinde varsa tuttuğumuz safganlar eklemeye çalışalım. Ama özellikle dediğim gibi 1, 4 ve 3 numaralı safganlara bir tık öncelik tanıyalım gün ilk ayağı için. Günün ikinci ana geldiğimizde ise Meydin'in koşu koşacak 3 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe Tekte izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için uzun süredir e, AGF çıksa da bir türlü yarış kazanamayan bir numaralı Alev Saçan Akın Sözen'le beraber uzun süredir bir ikincilik serisi var Safkan'ın. Artık bu seriyi bozabilecek bir grupta start aldığını düşünüyorum. Bu grubu geçecektir diye düşünüyorum. Bir numaralı Alev Saçan Akın Sözden idaresinde en şanslı safgan konumunda. Rakibi noktasında ilk startını çok beğendim 5 numaralı Dede Yavuz. Önemli bir kazber temsili olabilecek safganlardan biri. Deniz Yıldız'la beraber ihmal edilmemeli. Şans verme noktasında değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Daha sonrasında Eküri Koşan 2 numaralı Buz Kralı yine uzun süredir meydin kalan safganı içinde. Yine grup müsait gibi gözüküyor. Özellikle 1, 5 ve 2 numaralı safkanlar bende. Öncelik bu 3 safganı kuponlarımıza yazarım arkadaşlar. Yine dediğim gibi takip ettiğiniz bir safkan varsa günün bu için denenebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise aynı zamanda 7'li Palasen'in de başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu şartlı 3'te koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe çim yarışında izleyeceğiz. 5 tane safganı start alacağı bu koşuydu arkadaşlar. Ben özellikle 2 numaralı Boost önemli bir Luxor temsili olduğunu düşünüyorum. Önemli bir pedigriye sahip olan Safkan zaten bunu da son yarışında çok gösterişli güzel bir yarış yaparak kanıtlamıştı ki yine üzerinde Özcan Yıldırım vardı. Bugün içinde yine ikili bir araya geldiği bu koşuda etkili koşacaklardır diyorum. İhmal edilmemedi diye düşünüyorum. Rakibi noktasında bir numaralı nitroksine önemli bir safkan son yarışın her ne kadar sürpriz gibi gelmiş olsa da beklentinin olduğu önemli pedigiye sahip safkanlardan biriydi. Son yarışını ne kadar kaliteli bir safkan olduğunu gösterdi. Ayhan Kurşun idaresine start alacak olan safkanın bence yine ihmal edilmemesi gerek olduğunu düşünüyorum. Ayrımsız arkadaşlar kuponlara 2 ve 1 numaralı safkanların kuponlarda olması gerek düşündüğüm ayaklardan biri olarak görüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağını. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda zamanda ikinci altının başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu handikap 14 koşacak ki 3 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe. Şimdi yarışında izleyeceğiz 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuyla beraber dediğim gibi ikinci altılı başlamış olacak. Zevkli geçmeye aday koşularından biri. Benim beğendiğim bir Safkan olan 1 numaralı oğlum Ayhan Kurşun idaresinde. Ben de en şanslı Safgan konumunda muhakkak kuponuma ekleyeceğim Safgan olacak. Rakibi noktasında uzun süre isminden çok bahsettiğim ama bir türlü istediğim yarışları alamadım ki son yarışlarında çok yükselişe geçen 2 numaralı Muzababa çok sürpriz kendi verdiğim bir safkandı ama son yarışlarında artık safkan kendini bulduğu etkili yarışlar yapmaya başladı. Yine muhakkak kuponlarda olmalı diyorum. Dedi daha sonrasında ilk startını kazanan 4 numaralı Deniz Alp yine şans verilmesi gereken safkanlardan biri. 5 numaralı kazanlı önemli bir Bexo yavrusu olduğunu safkan Işban çizikle beraber benim en şanslı gördüğüm safganlar konumunda. Özellikle arkadaşlar 1 numara diyorum. Daha sonrasında 5, 4 ve 2 numaralı safganları günün arkadaşlar ilk ayağı için şanslı gördüğüm safganlar olacak. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise meydin bir koşu koşacak. 3 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz. 10 tane safganın start alacağı bu koşu için ben bir tane safgandan bahsedeceğim. Zaten bu safganda. da kuponum da yalnız bırakacağım. Bu da bir numaralı altın bartın olacak ki önemli bir Kaisberg temsil olduğunu düşündüğüm Safkan X startında kazanmaya en yakın Safkan konumunda belirtmiştim. Çok da etkili bir yarış koştu ama o gün için kazanan Safkan'a yapacak bir şey yoktu ama bugün için müsait bulduğu grupta bir önceki yarışında üstünde olan jokeyi Mehmet Kayderse start alma avantajında kullanacağını düşündüğüm Safkan'ın ben kazanmasını bekliyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hem birinci altın için hem de ikinci altının için arkadaşlar bir numaralı altın Bartın'ın Mehmet Kaya idaresinde bu grupta geçilmeyecektir diye düşünüyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün arkadaşlar üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 17 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 2100 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 6 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda yine uzayan mesafede etkili yarışlar yapan ki performansı da etkili olan bir numaralı yaşama sevinci. Yetenekli aprantisi Mehmet Gö Gökalp Gök, Gök, Aslan idare kazanmaya en yakın safkan olduğunu düşünüyorum. Muhakkak yazılmalı, ihmal edilmemeli. Grubun bence bir tık üstünde duran Safkan'dan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Meydana zor veda etse de sonraki yarışlarına çok etkili işler yapan 4 numaralı Kuva Baba Gökhan Gökçe idaresinde muhakkak denenmeli. Safkan oldukça formda olduğu söylenebilir arkadaşlar. Daha sonrasında yine 3 numaralı Balavin mi Ayhan Kurçun idaresinde benim yine kuponumda bulunduracağım bir diğer Safkan olacak. Özellikle bir diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 4 ve 3 numaralı Safkanlar etkili olacaktır. Hatta dediğim gibi günün zor ayaklarından biri arkadaşlar. Tüm Safkanların kazanma şansını da olduğunu düşünüyorum bu ayakta. Varsa bütçemiz dahilinde biraz fazla at yazabiliriz. Ama az atla geçmek isteyen arkadaşlarımız için 1 ve 4 numara safkanlar kuponlarda bence muhakkak bulunsun diyorum. Günün arkadaşlar 3. ayağına geldiğimizde ise Pardon dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Kısa vade altı bir koşu koşacak 3 ve yukarı İngilizleri 1600 metre Mesafe içinde izleyeceğiz altı tane Safkan'ın start alacağı bu koşu içinde Ben yine bir tane Safkan'dan bahsedeceğim Ben bu Safkan'ın yine bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum Ki bu da bir numaralı Alvayas Ford olacak Önemli bir Winner Winner'ın -win -win yavrusu olan Safkan Özellikle bu mesafede Ayhan Kurşun'la beraber Etkili yarışlar yapabilen Safkan'ın Daha önce üstünlük sağladığı rakiplerine Bir kez daha sağlayacağını düşünüyorum Bir numara Alvayas Ford etkili formuyla beraber bu grubu bence yine geçecektir. Kuponlara da rahatlıkla bence yalnız bırakılabilir arkadaşlar. Bir numara Safgan günün dördüncü ayağında arkadaşlar bende yine geçilmez. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı dört bir koşu koşacak. Üç ve yukarı İngilizleri 2400 metre mesafe uzun mesafe bir yarışta bir arada izleyeceğiz. 5 tane Safkan'ın start alacağı Safkan grup için özellikle bu mesafeyi çok iyi koşabildiğini düşündüğüm Bir numaralı Burak Şah Ben de en şanslı Safkan konumunda. Önemli bir power skort yavrusu olan Safkan Özen Yıldırım idaresinde etkili koşacaktır. Bu tarz mesafeleri hatta bu mesafenin üstündeki mesafelerde de çok iyi koşabilen yetenekli Safkan'ın Özen'le beraber en şanslı Safkan konumunda. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda devreye gireceğini düşündüğüm 3 numaralı Makambo ve 2 numaralı kaynarca arkadaşlar geniş kuponlar için şans verme noktasında değerlendirilebilir. Dediğim gibi özellikle Burak Şak diyorum 1 numaralı safkan rakibi noktasında 3 ve 2 numaralı safganları şanslı görüyorum arkadaşlar günün bu ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu koşacak. 4 ve yukarı Araplar izleyeceğiz. 2100 metre mesafe şimdi start alacak. 10 tane safkanın start alacağı bu koşu yine günün bence sürprize müsait fazla atın yazılması gerek ayaklarından biri olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar burada e, birkaç tane safganı ben ön plana çıkaracak olsam da arkadaşlar tüm safganların bence kazanma şansı var. Bütçemiz dahilinde biraz fazla at yazmaya özen gösterelim. Günün arkadaşlar 9 numaralı ilk şansı gördüğüm safgan 9 numaralı baba ilhami olacak. Eküro avantajlı olan safgan bilindiği gibi son yarışında da yüksek bir AGF oranı vardı ki ben size ilk şans safgan konumunda değerlendirmiştim. Aslında etkili bir yarış yaptı ama yine de bize kazanması gerekiyordu ki ikinci kaldı bugün için. Yine de etkili koşacaktır diye düşünüyorum. Yine müsait bir grupta uygun köyle beraber start alan Safkan. Ekürüs'ün de avantajıyla beraber hem safkanın iyi bir koşu gelmesini bekliyorum ağır kilolu safganların yanında hafif kilosuyla beraber fark yaratmasını beklediğim 9 numaralı safgandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar. Rakibi noktasında 1 numaralı atar damar Ahmet Çelik ile beraber ihmal edilmemeli. 4 numaralı yol kıran hışman çizik idaresinde bu tarz mesafeleri seven 5 numaralı Neşet'im Ali Kaçmaz ile beraber ters bir yarış yapabilir. 3 numaralı Pexus yine etkili olmasını beklediğim bir diğer safkan. Bavepir bazen çok enteresan yarışlar yapabiliyor. Zor bayak olduğunu düşünüyorum. Hatta 8 numaralı Şehzade ara ara çok enteresan yarışlar yapabilen kaliteli bir safkan varsa yerimiz arkadaşlar dediğim gibi biraz geniş tutalım ama 9 numara safkanı bence ilk şans safkan konumunda değerlendirelim. Daha sonrasında arkadaşlar bütçemiz dairinde at eklemeye çalışalım günün son ayağı için. Arkadaşlar benim İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz zatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.